أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صل على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صل على طبيب قلوبنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك ما عبدناك حق عبادك يا معبود. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. بسم الله حمد الله وصال ولدن سورا الله تعالى رحمتي Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati ve hasreten de Allah dostlarının himmeti, bereketi duasıyla siz kıymetli kardeşlerimize, değerli müminlere vaaz-ı nasihat, sohbet yapmaya çalışacağız. Allah-u Teala yapacağımız bu sohbeti kendi rızası doğrultusunda ehli sünnet ve cemaat itikadına göre konuşturmayı, sizler ve bizler dinledikten sonra halis ve muhlis bir şekilde amel yapmayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli müminler, sohbetin maksadı üçtür. Birincisi ilme teşviktir. İkincisi bildikleriyle, duyduklarıyla amel etmektir. Üçüncüsü topluma, millete, vatana, dine faydalı olmaktır. Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor Zariyat suresinde فَزَّكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ Sen onlara hatırlatır, vaaz-ı nasihat ver. Umulur ki vaaz-ı nasihat onlara çok faydalı olur. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. اَدِّينُ نَسِحَةٌ Din nasihattır. Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri bu hadisi şerifi müritlerine 12 bin defa tekrar etmiş. اَدِّينُ نَسِحَةٌ Din nasihattır. Din tekrardır. Ne kadar ilmin olursa olsun, ne kadar bilgin olursa olsun, eğer bir Müslüman ilim okumakta devam etmiyorsa, sebat etmiyorsa, bildiklerini yaşamıyorsa, o zaman bildiklerini unutmaya mahkumdur. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte böyle şöyle buyurur. Talabul ilmu farizatun ala kulli muslimin. İlim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. وَلَوْ كَانَ فِي السِّينِ İsterse bu uzakta olsa, Çin'de de olsa, başka bir hadis-i şerifte اُطْلُبَ الْعِلْمِ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّهِ Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. اَلْعِلْمُ بِلَا عَمَلِ كَسَّجَرُ بِلَا سَمَرِ Hadis-i şerif. İlimsiz yapılan bir ibadet, bir amel, meyvesiz bir ağaca benzer. Yine İbn Hacer el-Eskalani şöyle bir kitapta müneffihat var, tecrübe yapmış, altın öğütler. Bunun birinci şeyinde, birinci bab diyorlar, ikinci bab hadislerinde. Şurada boyalamışım, şöyle buyuruyor. وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَاتُ وَسَلَامُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki عَلَيْكُمْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ Alimlerin meclislerine koşunuz, yapışınız. Yapışmak, yani nasıl ki bir şeyi bir şeye yapıştırdığın zaman kopmamak şartıyla yapışmak bu. Devam ediyor. وَاِسْتِمَاءِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ Hikmet ehlinin, arifi billahların, Allah dostlarının o hikmetli sözlerini de can kulağıyla dinleyiniz. Can kulağıyla. Şimdi zahiri kulaklar var. Buraya vaiz girer, vaiz. Vaiz ile sohbet arasında fark vardır. Vaiz dilden çıkar, kulağa girer. Sohbet kalpten çıkar, kalbe girer. Can kulağı. Onun için fe inna Allahu Teala ali şanı yüce olan Hazreti Allah yuhyal kalbel meyyite ölü kalpleri diriltir. Nasıl?
binur el hikmeti, o hikmet ehli, o arifi billahların, Allah dostlarının o güzel nükteli sözlerinde, Arapçada öyle diyorlar, belagat ve fesahat ve güzel sözlerinde ölü kalpler dirilir. Nasıl dirilir? Hadis devam ediyor. Kema yuhyel erdel meyyite. Nasıl ki bir ölü arazi, susamış bir arazi canlanıyor, diriliyor. Neyle? Bima'il materi. Yağmur suyuyla nasıl ki bir arazi canlanıyor, diriliyorsa, işte sohbete gelen, sohbeti dinleyen, o arifi billahların yaptığı sohbet vasıtasıyla ölü kalpler dirilir. Kalp neyle ölür? Kalp günah işleyerek, Allah'a isyan ederek ölür. Ondan dolayı hadisi kutsi'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ela fi cesedin mugdatan iza salahat salahat cesedu kulluhu ve iza fesedat fesedat cesedu kulluhu. Ela ve hiye kalp. Dikkat edin. Vücudunuzda, bedeninizde bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa, bütün sağlık, bütün beden sağlıklı olur. O hasta olursa, bütün beden hasta olur. Ele ve hiye kalp. Dikkat edin, işte o kalptir. Onun için İmam-ı Şafii Hazretleri, rahmetullahi aleyh, 40 gün sohbet meclisine katılmayanın kalbi kasvetleşir diyor. Kasvet yani sertleşir. Çünkü Bakara suresinde Allah-u Teala Yahudinin o buzağa tapanların kalbi sıfatlarını anlatırken Bismillahirrahmanirrahim. Summe kaset kulubukum ba'de kel hicare. Onların kalpleri o kadar katılaştı ki taş gibi oldu. Ayetin sonunda zira öyle taşlar vardır ki içinde ırmaklar akarlar. Öyle taşlar vardır ki Allah'ın haşyetinden yuvarlanırlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri Sırr-ül Esrar adlı kitabında Allah-u Teala kendisine ibadet eden mahlukatı dört kategori, dört kısma ayırmıştır. Birisi nebadat, ikincisi hayvanat, üçüncüsü cemadat, dördüncüsü insan. Nebadat, bitki, ağaç. Ağaçlarda da en fazla Allah-u Teala zikreden ağaç zeytin olduğu. Bir rivayete göre çam ağacı. Bu Hristiyanların şimdi şey günü taktıkları çam var ya. Hadis-i şerifte diyor ki Allah-u Teala İsa Şam'a inecek. Onlar demiş çama inecek. Çamları süslüyorlar işte. Bizimkiler de ne yapıyor? Onlara benzeyerek bunların enanelerini ve geleneklerini ne yapıyorlar ki? Bu İslam'da en kötü bir şeydir. Men teşebbehe bi kavmin felehu minhum. Kim ki bir kavme benzerse o ondandır. Onun için Müslümanlar böyle yılbaşıymış, hindiymiş, lotoymuş, totoymuş bunlardan kesinlikle uzak durması gerekir. Evet. Ondan dolayı nebadat arasında en fazla Allah'ı zikreden ağaç zeytin olduğu için Kur'an-ı Kerim'de mübarek lafzıyla zikredildi. وَالْتِينُ وَالْزَيْتُونَ Orada da yine şey vardır. Zeytin vardır. Ondan dolayı zeytinin meyvesi, zeytinin mürünü olan zeytin ve zeytinyağı bütün yağların anasıdır. Zeytinyağı kullanınız, zeytinyağını bedeninize sürün, zira o şifadır. İkincisi hayvanat. Allah-u Teala'yı zikreden İkinci mahlukat hayvanlardır. Hayvanlar arasında en fazla Allah'ı zikreden hayvan hangisidir desen? Aslan. O da aslanın erkeği. Dağların padişahı. Ormanların aslanı, kralı. Hiç çalışmaz. Dişisi gider yakalar, ayağına getirir. Bu ne demek? Hakiki manada sen de tevekkül sahibi olursan, hakiki manada Allah'ı zikredersen, daimi zikre geçersen, sen de aslan gibi dağları kral olursun ki, bu yeryüzünde ilk önce enbiyalardır, ondan sonra enbiyaların, el-ulema ve resetül enbiya,
onların yolunu takip eden evliyalardır. Onlar rızık konusunda hiçbir endişe etmezler. Rızık onların ayağına gelir. Rızık ya izzetle gelir ya da zilletle gelir. Üçüncüsü de meşakkatle gelir. Evet. Hayvanlar arasında en fazla Allah'ı zikreden aslan daimi zikirde de hiçbir saniye Allah'tan gafil değildir. Bir insan dakikada kalbi 70 ya da 80 atıyormuş. Dakikada 60, 70, 80 atan bir kişinin kalbi atışları 24 saatte 100, 101 bin yapıyormuş. Bizim Nakşibendi tarikatında en yüksek zikir, nefi ispat zikri nereden başlar? Hatbe-i Tahlil dediğimiz 101'de başlar. Yine Muhammed, bir tane Allah dostu, ismi aklıma gelmedi. O da diyor ki, insan dakikada 18 tane nefes alıp verir. Nefes alma verme. İnsan dakikada 17-18 tane nefes alıp verirse 24 saatte 24.900 mi 25.000 yapıyor. Bu da bizim Nakşibendi tarikatında bir sofi sadece nefeslerinin sayısının adetice kadar Allah dese şeye geçmesi lazım. Letaif zikri 23-25.000 çekmesi lazım günde. Sadece hacim nefeslerinin sayısının her nefeste Allah desen, 25 bin defa ancak desen, bu da hadis-i şerifte buyurur ki, bir insanda 360 tane organ vardır, aza vardır, eklem vardır. Her organ, her aza, her eklem için bir sadaka gerekiyor. Yani bizim 360 tane organımız var, her bir organ için bir sadaka versek, günde 300, bir kuruş hesaplasak, günde 360 kuruş vermemiz gerekiyor. Bunu yapamayanlar diyor hadis-i şerifte işte namaz tesbihattan sonra 33 sefer subhanallah, 33 sefer elhamdülillah, 33 sefer Allahu ekber dese o şükrünü eda etmiş olur. Onun için sohbetin mukaddimesinde söylemiştim. 12 dakika olmuş. Daha sohbetin konusuna girmedim. Çünkü bu sohbetler çok önemlidir. Çünkü sahabeyi sahabe yapan sohbettir. Bizim yolumuz, Şah-ı Nakşibend Hazretleri öyle diyor. Bizim yolumuz, bizim tarikatın esası sohbet üzerine kurulmuştur. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Biz sohbet yer, sohbet içer, sohbetle uyuyoruz. Bizim gönlümüz sevgiyle doludur. Allah için sever, Allah için buğz ederiz. Sohbet, dertli insanların dertleşmesidir. Gönüllerin birbiriyle sevişmesidir. Katı kalpler sohbetle yumuşar. Biraz evvel hadis-i şerifte söylediğim gibi sohbetten sonra hemen salih amele başlar. Demek ki sadece dinlemek değildir yani. Almanya'da Mehmet Yarbay, ben acizane yurt dışından gelmeyim. Hollanda'da gurbetçi bir aileden gelmeyim. 33 sene Hollanda'da kaldım. 20 sene Mehmet Yarbay'ın sohbetinde canlı olarak dinledim. Mehmet Yarbay, Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri 1983'te Almanya'ya gönderdi. Sen tasavvuf ve tarikat ve iman meselelerini anlatacaksın. 2012 yılına kadar elleri titriye, en son titriye kürsüde vefat etti. 29 sene saadetler ona sohbetullah demişler. Gavs-ı Kasrevi, Seyyid Abdülhakim Hüseyin, bizim muhabbetli, bizim aşk ehli sohbetli müritlerimiz vardı. Ama bizi tanıyan, bize teslim olan iki tane müridimiz vardı. Birisi Mehmet, birisi Ahmet. Birisi Doktor Ahmet Çağlı, birisi de Mehmet Yarbay, bütün 29 senedeki sohbetini şöyle ifade ederdi. Yedirdim, yedirdim, doyuramadım. Söyledim, söyledim, duyuramadım. Bir daha söylüyorum. Yedirdim, yedirdim, doyuramadım. Söyledim, söyledim, duyuramadım. İki tane insanda delik var. Birisi üstte, birisi altta. Arası bir metre.
Yıllardır nefsin arzu ettiği bütün lezzetleri, bütün damak tatlarını oraya koyduk, yerleştirdik. Bir türlü dolmuyor. Niye? Çünkü alt delik oradan boşalıyor. Bir şeyin dolması için bir yerin tıkanması lazım. Oraya bir tapa koymak lazım. Yedirdim, yedirdim, doyuramadım. Doymuyor. Bu nefis ne kuzular, ne develer, ne kazlar, ne ördekler. Yani bana söyle, yani yemediği bir şey kaldı mı acaba? Hani derler ya, kuş sütü. Ama bir nefse, bir deve yükü altın, bir vadi altın versen yine ikinci bir şey düşer. Burada iki tane kardeşimi acizane tanıyorum. Bunlarla çalıştım bir yıl. Bir tane öbür, bir tane bu kardeşim. Allah razı olsun. Söyledim, söyledim, duyuramadım. Önemli olan sohbette oturup sohbeti dinlemek değil. İşte onu beden ikliminde, hatta beden iklimin içerisindeki merkez hükmünde, aslan hükmünde olan kalp, kalpten de o işte sır, hafi, ahfa dediğimiz letaiflere dağıtmak. Ve öyle bir duruma geleceksin ki aslan gibi daimi, devamlı Allah diyeceksin. Her yerde, her zaman, her mekanda Allah diyeceksin. Zaten bizim bütün maksadi gayemiz de son nefeste imanlı gitmek değil midir? Evet kıymetli kardeşlerim, sohbet sohbeti açar. Ama sohbetimizin konusuna geçelim inşallah. Kaç dakika mukaddime oldu onu da söyleyeyim. 16 dakika olmuş. Sizi fazla şey yapmayacağım. Sohbeti aslında ben kısa sohbeti sevmeyen birisiyim. Uzun sohbet yapan birisiyim. Çünkü Mehmet Yarbay Almanya'da yatsı namazından sonra başlardı. 11'den 12'ye de. 3-4'e kadar sohbet yapardı. Önünde oturan ki kalkamazdı. Mümkün değildi. Askeri şey vardı. Yarbaydı zaten. Askeri bir disiplin vardı. Mümkün değil. Kalkamazdı yani. 4 saat böyle karşısında otururdu. Ama bize 4 dakika gibi geliyordu. Bitmesini istemiyordu. Şimdi bakma, bilimsel olarak üniversitelerde, liselerde, eğitim şeyinde insanın kapasitesi 45 dakikaymış. 45 dakikadan sonra bilmem hafıza yoruluyormuş. Söylüyorum. Gece sabahlara kadar internete bakan var mı? Var. Sosyal medyada bir tane Belçika'dan bir abimiz vardı. Bizim Almanya'daki Dortmund'da aşçılık yapardı. İsmi de Mustafa abi. Mafya, kumardan, içkiden konumuzda tövbe etmişti. Ben diyor 72 saat mi 74 saat kürsünün içi üzerinde hiç ayrılmadan kumar oynadım sabaha kadar. Şey 74 saat kaç gün oluyor? 3 gün. Mehmet Yarbay dedi, sen şeyi nasıl yapıyordun? O öbür şeyleri. İşte diyor tost geliyordu. Bir dakika şeye gidiyordum. Yerine başkasını koyuyordu böyle. 74 saat nefis adına kürsüde oturan bir nefis, eğer 45 dakika rahmetin geldiği, sohbetin bulunduğu yerde sıkılıyorsa, işte sümmet kaset kulubukum ba'dekel hicare. İşte onun kalbi taş olmuştur, sertleşmiştir, günah işliyordur, ona vaaz-ı nasihat tesir etmiyordur. Hani hocanın birisi böyle güzel güzel bizim gibi anlatıyormuş. Cemaatin içerisinde de hepsi ağlıyormuş. Tek kendisi ağlayamıyormuş. O da eşkıyalıktan daha ilk defa namaza, camiye gelmiş. Bakmış herkes hüngür hüngür ağlıyor. Kendisi bir türlü ağlayamıyor. Diyor ki hocaya soracağım. Vaiz bittikten sonra acaba neden ben ağlayamıyorum? Ondan sonra tabii ki kürsüde hoca vaizi bitirirken, hocam diyor Allah sizden razı olsun, siz sohbet yaparken bütün cami, bütün cemaat ağladı, hüngür hüngür, kalpleri yumuşak.
Ben ise ne kadar ağlamı istedim bir türlü ağlayamadım. Acaba hikmeti nedir? Bende bir şeylik mi var? Hoca da Arif-i Billah birisiymiş herhalde. Demiş ki evladım sen hiç ayı öldürdün mü? Ayı. Demiş efendim ben zaten eşkıyayım. Ben dağda benim işim gücüm. Demiş peki ayı demiş sen kaç okla vurur öldürürsün? Ayının derisi nedir? Kalındır, yağlıdır. Bir okla, iki okla, üç okla ölmez. Ya domdom kurşunu mu diyorlar, ne diyorlar? Ya öyle bir kurşun vuracaksın. İşte bu cemaat yıllardır sohbete geliyor. Bir ok, iki ok, üç ok, kaç vazı nasihat, kaç sohbet dinlediler. Kalpleri yumuşadı. Sen ise hemen bir defa gelmekle bunlar gibi ağlamak mı istiyorsun? Senin ve benim kalbim o kadar günah işlemiş ki ayının derisi kadar yağlanmış. Bir nasihat, iki nasihat, üç nasihat tesir etmez. Sık sık geleceksin ki kalbin yumuşayacak. Bir. Tam tersi yine hoca bir gün sohbet yaparken caminin içerisinde o kadar caminin içerisinde tek bir kişi ağlıyor. Hocanın dikkatini çekiyor. Acaba bu kişi niçin ağlıyor? Benim hangi ayet, hangi hadis buna, hangi menkibe, hangi konu tesir etti? Sohbetten sonra gidip soracağım. Sohbet bitiyor, gidiyor diyor ki Hacı abi diyor, kusura bakma diyor, biraz evvel baktım cemaatin içerisinde sen hüngür hüngür ağlıyordun. Bu kadar cemaatin içerisinde bir tek sen ağlıyordun. Acaba hangi ayet, hangi hadis seni ağlattı? O diyor ki, hoca, hoca, ben ne ayet anlarım, ne hadis anlarım. Geçen sene benim bir tane teke vardı, keçinin erkeği. Teke vardı, öldü. Onun sakalı tıpkı seninkine benziyordu. Seni görünce ben onu hatırladım, onun için ağlıyorum. Yani camide tekesi için ağlayanlardan olmayınız. Yedirdim, yedirdim, doyuramadım. Söyledim, söyledim, duyuramadım. Bu kulaklar neler duydu biliyor musunuz? Samimiyetle söyleyeyim. Sizler hocadan daha fazla İslami ilimleri duymuşsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Ama Yunus Emre ne diyor? İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice bir okumaktır ya da o kuru bir emek midir? Nasıl öyle bir şey devam eder? Ondan sonra devam eder. Yunus Emre der hoca, ister var bin kez haca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Kıymetliler, samimiyetle söyleyeyim, bir sofi, bir mürşidin bir sohbetiyle bir sene akü ve şarjla idare edebilir. Tabii dökmese. Mürşit ziyareti. Elhamdülillah. Geçen cumartesi, pazar günü gittik. Tevafuken oradaydık. Bunu Bektaşoğlu şey yapmış. Ben daha böyle bir kalabalık, böyle bir irşat görmedim. Bir Gavs, iki tane halife, 50 bin tane mürit hatme. Sadece biz Ankara'dan 40 tane şey gitmişiz. 40 otobüs. Belki sizler de gittiniz mi bilmiyorum. Geçen cumartesi pazar. Oradaydık biz de acizane. Yani biz ayakkabıların üzerine kilim şey yaparak ayakkabıların üzerinde şey yaptık yani. Orada Erenköy var mı İstanbul'da? Erenköy diye bir yer. Erenköy'den ben geliyorum dedi bir Sofi kardeşimiz. Ben 10 senedir buraya geliyorum Tepeören'e. Ben daha böyle bir kalabalık olmadı, görmedim. Hadis-i şerif ne buyuruyor? El ulema-i ümmeti kelbeni enbiya-i İsrail. Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail gibidir. Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Derece değil. İrşad konusunda. Zira Beni İsrail peygamberine de öyle peygamber gelmiş ki 10 tane, 20 tane bazılarının hiç şeyi olmamış. Nuh Aleyhisselam'a iman edenler 80 kişiymiş.
Bugün Gavs Hazretleri sadece Fransa'da bir tane medrese var. Acizane ziyaret etmek nasip oldu. 150 tane öğrenci var. Almanya'da Berlin'de var bir tane medrese. Yurt dışına anlatıyorum. Belçika'da Gent denen bir yerde var. Bir de Türkiye'nin genelinde, bir de Seyit Abdülhakim Hakim Hüseyin şu anda 1000 tane öğrenci. Bu ne demek biliyor musun? Seyit Muhammed Raşid Hazretleri'nin bir sözü var. Efendiler, bir talebe yetiştirmek 1000 kişiyi sofi yapmaktan evladır. Hele hele o talebe varasetül enbiya olursa. Sofinin, cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır. Sofinin bir elinde şeriat olacak, bir elinde tarikat olacak. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Bu tarikatın maksadı gayesi üçtür. Bir, taklidi imandan tahkiki imana geçmektir. İki, tasavvuf perdesi altında sünnet-i seniyeyi yaşamaktır. Üç, kalbi mariz dediğimiz kalp hastalıklarını tedavi etmektir. Onun için Gavs Hazretleri de bir sohbetinde öyle demiştir. Men ferraka beyne şeri'a ve tarika ve huve zındıkun. Kim ki şeriatla tarikatı birbirinden ayırırsa o zındıktır. Tarikat şeriatın zahiri ve batınların hükümlerini yaşamak içindir. Şeriata uymayan bir tarikat batıldır. Zındıklıktır. Bütün tasavvuf ve tarikattan maksat ilim, amel ve ihlas dediğimiz o ihsan mertebesine yükselmektir. Evet, sohbet çok güzel gidiyor. Devam etsem diyorum ya, sohbetimizin konusuna geçelim. Sohbetimizin konusu kullanılması haram olan maddeler. Faruk abi hoş geldin. Sohbetimizin konusu kullanılması haram olan maddeler. İstifade edeceğimiz kaynaklar, önüme kitap getirmişim, dersime iyi çalıştım, samimiyetle söyleyeyim. İster sohbet olsun olmasın, o gün o haftanın sohbetine çalışıyorum. Kalp ehlinin, alimlerin, mollaların hazırladığı, ben diyorum ki kalp ehli risalesi var. Bir. İkincisi örnek vaizler var. Şurası sayfa hazırlamışım. Şöyle. Kötü alışkanlıklar, içki ve kumar sayfa 60. Ondan sonra üçüncü eserimiz hadislerle ilim ve hikmet. Bu da Semerkant Yayınları İbni Recebül Elhambeli sayfa 227. Devam ediyor böyle zaten. Üçüncüsü bir de Mehmet Yarbay'ın Almanya'daki bu yaptığı sohbetlerin, canlı sohbetlerin kasetten kitap haline gelmesi. Bu da birinci cilt sayfa 33. Lokman'a dikkat. Evet, Lokman'a dikkat. Adamın birisi, affedersin, hayvan pazarına gidiyor. Bir at alacak, atlara bakıyor, bir tane at beğeniyor. Yalnız, atın sahibi, atın boynuna bir etiket asmış. Etikette şu yazıyor. Ömründe bir sefer manda sütü emdi. Ömründe bir sefer manda sütü emdi. Adam atı beğeniyor. At Ravan. Ravan nedir? Güzel koşu atı. Bizim orada kaçak at derler. Güzel kaçak at koşuyor. Diyor ki ne olur yani bir sefer manda sütü emmekle at ne olur diye alıyor. Atı ev işlerinde, odun işlerinde, binek işlerinde kullanıyor. Bir gün sıcak yaz günü tam böyle güneş tepedeyken oranın evinin önünde bir dere, bir ırmak akıyormuş. Atla karşıya geçecek. Ata biniyor,
Dereye karşıya geçecek at tam suyun ortasına gelince at şey yapıyor. Yuvarlanıyor. Yani çimiyor, yüzüyor. Suyun içerisinde tepeleniyor. Adam o anda boğulmaktan zor kurtuluyor. Atı kenara çekiyor. Hemen idrak açılıyor. Diyor ki sahibi bana dedi. Atın boynuna da bir etiket asmıştı. Ömründe bir sefer manda sütü emdi. Mandalar da sıcak yaz günü suda çimerken, yüzerken, suya girerken ne yaparlar? Tepelenirler, yuvarlanırlar. Bir sefer ömründe manda sütü emen ne yapıyor? Manda ahlakını alıyor. Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretleri. Kitaptan da okuyabilirim. Şurada yazıyor. Mehmet Yarbay'ın kitabında. Evet. Evliye-i İzam'dan Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretleri Kadısa Sırruhu bir gün müritleriyle beraber bir sahraya çıktılar. Orada bir sofra kurup yemek yediler. Yanlarına bir yolcu geçiyordu. Ebu Vefa Hazretleri yolcuyu çağırdı. Sofraya buyur dedi. Yolcu karnım tok olduğunu söyleyince ey yolcu misafirin hakkıdır. Bari elimdeki şu lokmayı al dedi. Kendi mübarek eliyle o kafile başkanın ağzına bir lokma yedirdi. Ve sonra kafile gitti. Tacül Arif'in Ebu Vefa Hazretleri dedi ki bu adam bizim elimizde bir helal lokma yedi. Bu 20 senedir, 30 senedir çocuğu olmuyor. Bu gidecek evde hanımıyla yatacak. Hanımı hamile olacak, gebe kalacak. Ondan bir çocuğu olacak. Çocuğun ismini Hasan koyacak. Hasan 15 yaşına gelince gelip bize mürit olacak. Aa, burada kitap yazıyor. Kafadan atmıyorum. Atsam da atamam zaten. Bunun üzerine hoca evet diyor ki o adamın o çocuğun babası çok zengindi. Çocuk büyüyünce sürülerin başına çoban oldu. Sürülerin sayısı ineklerin sütü arttı. Her şey bereket kazandı. Rai Arapçada çoban demektir. Hüseyin Rai. O doğan çocuğun ismi de Hüseyin'di ya. Hüseyin Rai Tacül Arif'in hazretlerini duydu. Allah yoluna girmek için bir kamil el tutmak gerek diyerek yerini öğrenip Ebu Vefa Hazretleri yanına geldi. Ebu Vefa Hazretleri uzaktan onu görünce müritlerine dedi ki aha geliyor işte. Hazem min eseri lokma. Eserimizin lokmanın eseri olan Hüseyin geliyor dedi ve geldi mürit oldu.